Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayız. Bir pazar günü biz Tivat'tan Koçkolisa'ya gideceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz otobüsle beraber. Acayip külüstür otobüsleri var yalnız. Koçkolisa'ya gideceğiz. Yolculuğumuz 2,5 saat sürecek. Bu da otobüsle olduğu için normalde daha kısa bir mesafe. 1 saat 20 dakika falan sürüyor. Ama otobüs her yerde durduğu için 2,5 saate yakın bir sürede gideceğiz. Aslında oraya gidiş amacımız adres beyanında bulunup seçimlerde oy kullanabilmem için olacak. Konsolosluğa gideceğiz yani. Oradan da hani bir şeyler göstermeye çalışırım, bilmiyorum, emin değilim. Bir de daha önce Podgorica'ya gitmiştik zaten. Daha önceki videolarda var, bakabilirsiniz isterseniz. Podgorica'ya biraz göstermiştik fakat AVM'ye göstermemiştik. Şimdi bugün AVM'ye de gideceğiz. Orayı da göstereceğim. Alışveriş fiyatları nedir, onlar hakkında bilgi vereceğim. Galibeladan kalma. Evet, Podgorica'ya geldik. Arkamda görmüş olduğunuz yer, daha doğrusu şu an önünüzde gördüğünüz yer otobüs terminaliydi. Geldik ve şimdi konsolosluğa doğru gidiyoruz. 15 dakikalık bir mesafe gösteriyor buradan. Oraya gideceğiz. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim size. Acayip derecede sinirim bozuldu. Gelirken yolda böyle tripten tribe girdim. Bugün pazar ve pazar günü bu Allah'ın cezası ülkede hiçbir yer açık değil. Marketler, alışveriş merkezleri hiçbir yer ve ben bir haftadır buraya gelip alışveriş merkezine gideceğim diye düşünüyordum. Bunun hayalini kuruyordum. Çünkü almam gereken bazı şeyler vardı. Yani yolda gelirken birden aklıma geldi ki ya bunlar pazar günü ya kapalıysa, hani marketler falan çalışmıyor çünkü. İnternete girip baktım ve şok. Kapalı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim. Pazar günü alışveriş merkezleri, marketler, her yer kapalı. Devletin bir kuralıymış arkadaşlar. Neymiş efendim? Çalışanlar aileleriyle vakit geçirsinmiş. Yahu geçirsin. Tamam, geçirsin. O zaman yap bunu hafta içi bir gün. Yani benim tek çalışmadığım gün mesela çıkıp ihtiyaçlarımı karşılayacağım. Yok. Tırt. Lan hafta sonu AVM market kapalı olur mu? Ay, kafayı yiyeceğim. Özellikle çok sinirlendim, neyse. Çok da uzatmak istemiyorum. Biz şimdi gidiyoruz işte. Evet, insanlar güneşli bir Podgorica gününün keyfini çıkartıyorlar. Görüyorsunuz. Kafeler, restoranlar açık. Bu kafe de bayağı kalabalıkmış. TripAdvisor'da görmüştüm gerçi. Soncum yürüyor. Sarılar içinde. Sanırım bir okul. Yani klasik okul. Evet arkadaşlar, bu şekilde panolarda insanların resimleri var. Bunlar kim? Bilin bakalım. Tabii ki siyasetçiler. Burada da hemen her yerde reklam panolarında politikacıların resimleri falan var. Ve burada da seçim olacak belli ki. Seçim yaklaşıyor. YouTube'da, ben sürekli YouTube'dan izliyorum bir şeyler. YouTube'da bütün reklamlarda buradaki politikacıların reklamı var. Her reklamda böyle farklı farklı. İşte bir politikacının, bir sonraki reklam diğerini. Full yani, full. Gerçekten onların da seçim durumları bizim gibi ama henüz seçim otobüsü görmedim. Müzikli, şarkılı, türkülü. Bakayım görecek miyiz? Ne zaman olacak bilmiyorum ama burada da seçim yaklaşıyor belli ki. Bir tane daha pano görüyorsunuz. Şu anda gerçi şey geçtiğimde araba. Yine bir pano. Yine bir adamın resmi. Bunu da sürekli reklamlarını görüyorum YouTube'da. Evet. Konsolosluğa geldik. Hey yavrum hey. Bayrağımız da orada dalgalanıyor. Şu gördüğünüz bina şurası. Konsolosluk binası. Şimdi gidip adres beyanında bulunacağım. Ve seçimlerde oy kullanabileceğim.
burada. Evet. Dört 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 dört. As bayrakları, as as as. İşlemlerimizi konsoloslukta bitirdik. Yaklaşık 15 dakika falan sürdü zaten. Bir form dolduruyorsunuz arkadaşlar. Adres beyanında bulunuyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. O kadar. Gerisini onlar hallediyorlar. Sisteme işliyorlar ve size bir kağıt çıktı veriyorlar. Adres beyanında bulunduğunuza dair. Sonra da sanırım bu kağıt da ya da gerek kalmadan, çünkü öyle bir şey de söylemediler, konsolosluktan 6-7 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabiliyorsunuz. Yine buraya geleceğiz biz ayın 6'sında ya da 7'sinde. Oy kullanacağız. Kız burası ne ola ki? Bakayım. Yemekler, bir şeyler gösteriyorlar ama kurs gibi bir şey mi acaba? Yani çok böyle restoran hali yok. Evet, merkeze doğru yürüyoruz. Bir şeyler yiyecek. Acıktık artık. Bir de böyle şehrin içinde ve her yerinde diyebilirim, bisiklet yolları var arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Sadece bir noktaya yapmamışlar yani. Hani bir ulaşım aracı olarak görüp şehrin her yerine bisiklet yolu koymuşlar. Harika bir şey ya. Kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok acayip bir nehrin rengi var. Çok güzel ve valla tertemiz görünüyor. Yani umarım görebiliyorsunuz. Böyle yeşille mavi arası bir şey. Şimdi yolda yürürken Amerikan konsolosluğunu gördük. Dedim ki nerede bizim Türk konsolosluğu da nerede Amerika'nın konsolosluğu? Kocaman arkadaşlar. Böyle bayağı büyük bir alana inşa edilmiş ve böyle tam kamerayı daha elimize aldık, hani göstereyim dedim. Kamerayı elimize alır almaz güvenlik görevlileri düdük çalmaya başladı. Çekmeyin, çekmeyin diye. Allah'ım ya. Adamlardaki havaya bak. Sinir oldum. YouTube'da reklamlarını sürekli gördüğüm bir diğer politikacı da Milo ve bu adam benim favorim. Dediği hiçbir şey anlamasam da adamın yüzü bana çok sevimli geldi ve böyle çok güzel bir enerji verdi. Benim favorim sensin Milo. Yine Podgorica videomuzda buralardan görüntülerimiz vardı. Hatta böyle yaşam belirtisi gördüğüm için çok sevindiğim bir an vardı. Orası tam burası işte, bu alan. Şimdi yine kafeler görüyorsunuz, dolu. Bugün hava da çok güzel, 15 derece Podgorica'da. Şimdi bir tane kafe restoran tarzı bir yer bulduk. Oraya doğru gidiyoruz. Anton bir kafe bulmuş üniversitenin içinde. Gençlik yıllarımızı yad edeceğiz herhalde. O yıllara özlem duyuyoruz Zahir. Bakayım bakayım, ama bu kafeye çok beğeniliyormuş bu arada, üniversitenin içinde. Bakın hemen göstereyim. Azıcık kamerayı kaydırmış olsam da bayağı da büyük sanki. Kimse yok. Çünkü daha yeni açıldı galiba. Evet, şimdi üniversitedeki kafemize geldik. Hemen fiyatlarını gösteriyorum size, bakın. Burgerler ne kadarmış? 5,5, 7, 8, 8,5, 11, 3, bla 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 bla. Burada pankekler ve kızartma bir şeyleri var, görüyorsunuz. 3, 4, 5 eurolarda. Atıştırmalık menüsü görüyorsunuz. Şöyle çorbalar. Çabuk çabuk geçiyorum. Spagettiler. Fiyatları görünmedi sanki. Risotto menüsü. Hemen tavuk, kırmızı et, bunlara gelelim. I take. What you take? Çivabi with kaymak. Çivabi with kaymak. Yani buraya özel bir köfte ve kaymak almış Antoncuğum. Ben de crispy fried chicken aldım. Sonra pizza menüsünde hemen gösteriyorum. Fiyatları çok da pahalı değil. Gayet gördüğünüz gibi uygun bir kafe arkadaşlar. Çok pahalı bir şey yok. Yemekler geldi. Bakın ben bunu almıştım. Böyle
tavuklu. Bu 5,5 euro. Anton da dediğim gibi buranın meşhur köftesini aldı. Cevabi, cevabi. Evet, patateslerle birlikte. Bu da 7 euro. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Antoncuğum sana da. Hadi bakalım. Bir kitap satan yer bulduk. Görüyorsunuz. Oxford University Press Bookshop diyor. Sanırım İngilizce kitapları falan var. O nedenle herhalde sanırım bunların İngilizcesi bayağı iyi burada. Evet. İngilizceye verilen önem. Şimdi bu arkamda bayağı böyle kalabalık kafeler, restoranlar vardı. Buradan ilerliyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Bir şeyler görecek miyiz? Orada tabii bir muamma. Bakın ne buldum. Bakın. Rakı. Hem de Happy John'dan var. Sanırım burası bir Türk restoranı. Kebapçı. Gördüğünüz gibi. Valla gezerken şansa gördük. Süper. Aklınızda bulunsun. Adı Antioş. Antoş'un Antoş'u gibi bu. Şimdi arkadaşlar, bu görmüş olduğum iddia bayisi gibi bir yer düşünebilirsiniz. Burada acayip derecede kumar işleri, bu at yarışları, işte futbol, iddia acayip popüler. Yani adım başı burada görebilirsiniz. Bir tane daha var mesela. Görüyorsunuz. Ve halk da gerçekten bayağı talep gösteriyor. Hemen gösteriyorum diğerine. Evet, bir tane daha kumar merkezi görmekteyiz. Automat Club. Adım başı demiştim zaten size de. Arkadaşlar, pazar günü açık olan tek yer bu tobacco shoplar. Yani bizim büfelerimiz gibi düşünebilirsiniz. Bunlar pazar günü açık oluyorlar. Bir de pazar günü açık olan yerler, hemen döndüreyim kamerayı. Pazar günü açık olan yerler tobacco shopların dışında pekaralar. Yine daha önceki videomda bahsetmiştim. Yani bir çeşit fırın. İçerisinde pasta, çörek, her şeyi bulabilirsiniz. Onlar açık oluyor. Bir de benzin istasyonları açık oluyor. Fakat benzin istasyonlarında da birçok şey, yiyecek içecek bulabiliyorsunuz. Düşünün, alkol bile satılıyor. Oralardan hani işte su vesaire, böyle bazı ihtiyaçlarınızı pazar günleri karşılayabiliyorsunuz. Geri kalan her yer kapalı. Ha, restoran, kafe, barlar da açık. Bazıları kendi inisiyatifinde kapatıyor, o kadar. Ay ne güzel salıncak yapmışlar. Kafenin kenarlarına. Harika değil mi? Şimdi bir köprüye doğru gidiyoruz. Ama asıl göstermek istediğim köprü bu değil. Asıl göstermek istediğim köprü aslında karşıda. Moskovski. Moskovski. Adı Moskovski'ymiş bu köprünün. TripAdvisor'a Podgorica'da görmeniz gereken yerler yazınca bu köprü çıkıyor. Nedenini henüz anlamış değilim ama biz göstermiş olalım size. Yine o nehrin yeşilimsi, mavimsi suyu. Şöyle görün. Diğer tarafında ne var? Başka bir köprü var. Biz sanırım o köprüden geçmiştik ama. Geçen sefer. Evet evet, geçmiştik oradan. Böyle bir bar bulduk. Acayip güzel. Size gösteriyorum. Yolda yürürken keşfettik. Ve salıncakta oturuyoruz şu anda mesela. Barın kenarlarında salıncak kurmuşlar. Harika, biz bayıldık. Sallanıyoruz bir yandan da.
süper bir konseptleri var. Size de gösterelim istedik. Evet, burada bir heykel görüyoruz. Bu adam şarkıcıymış ve Sovyet döneminin en popüler şarkıcılarından bir tanesiymiş. Aslında Rus. Adı da Vladimir Vysotsky. Ve az önce yaptığımız bir hatayı düzeltmek istiyorum Antoncuğum. Yanlışlıkla aslında şuradaki, görebiliyor musunuz bilmiyorum, küçük bir köprü daha var. Burasının adı Moskovski'ymiş. Arkadaki büyüğün adı da Millennium'muş. Kocamın azizliğine uğradım. Kendim de araştırmadım tabii ki. Ama burası Moskovski, orası Millennium. Şans eseri acayip bir caddeye geldik. Cadde kafeler, barlar ve restoranlarla dolu, görüyorsunuz. Şans eseri düştük buraya. Burası çok güzel ya. Daha önce nasıl fark edememişiz biz buraları diye bir üzüldüm, bir içlendim. Aşkimu. Açımu. Aha, bir stadyum bulmuşuzdur. Fan shop. Hmm, fanlara özel bir tikan. Which team? Budućnost. He, böyle bir takımın şeyi. Budućnost diye bir takım. Bakayım, aslında güzelmiş de ha, kreasyonları. Anam, Ziraat Bankası mı o? Vallahi Ziraat Bankası. Her yerde olduğu gibi burada da Ziraat Bankası görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. İlerliyorum. Yalnız bu son geldiğimiz caddeler çok güzel ya. Kırmızı ışık, koş. Bu son geldiğimiz caddeler bayağı güzel. Şöyle gösteriyorum. Binanın tatlışlığına bakın ya, çok güzel. Sokaklar çok hoş. Bu Sport Vision da buranın böyle popüler spor mağazalarından. Yunus Emre. Yunus Emre Enstitüsü. Hemen her ülkede olan bir enstitü, bu Rusya'da da vardı. Bu yeşil bina. Evet, büyük ünlü Rus yazar Pushkin'in heykeli var burada. Sovyet döneminden olduğu için yine buralarda Rus izlerine rastlamak çok olası. İşte bu da yine Pushkin'in heykeli. Daha yakına gideyim hatta. Başımda fesilen bizim eski zamanları biraz andırdı. Adios. Adios. Hola. Evet, görüntüde bir cami var. Aslında bulunduğumuz bu alan eski İstanbul olarak geçiyor. Yani Antoncum öyle söyledim. Eski İstanbul. Eski İstanbul diyor. Yani bu alan, cadde, sokaklar. Fakat kendimi çevireyim. Ben pek öyle hissedemedim. Ama belki eski zaman olduğu için tanıyamamışımdır. Evet, gençler eğleniyordu, görüyorsunuz. Güneşli bir Podgorica günü. Başkentten selam olsun. Podgorica'yı size elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Aslında bu bir Podgorica videosu değildi. Konsoloslukla alakalı ve alışveriş merkezindeki fiyatlarla alakalıydı. İşte Zara'ydı, Nike'dı vesaire. Ama alışveriş merkezinin kapalı olduğu ne yazık ki otobüste aklıma geldi ve yıkıldım. Gerçekten bir yıkılmak. O yüzden onları gösteremedim. Ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Onları da göstereceğim yakın zamanda inşallah. Hoşçakalın.